Evet arkadaşlar, yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün yeni kanalımızdayız ve yanımda yine Ömer var. Ömer hoş geldin. Hoş buldum hocam. Arkadaşlar çok fazla uzatmadan hemen konuya gelelim. Bugün arkadaşlar Polonya'daki tam olarak nasıl kategorilendireceğimi bilmediğim bir ürünleri test ediyoruz. Bunlar kahvaltılık desek değil. Polonyalılar muhtemelen böyle kahvaltı yapmıyorlar. Farklı bir kahvaltıları vardır. Hazır ürün desek hazır ürün de değil. Bunlar Polonya hamur işi gibi bir şey. Ama Biodron katı satılanlar sadece. Buradaki bir tane markette satılanlar. Bunları tadacağız, hepsine puan vereceğiz. Hepsi birbirinden güzel. Biz hepsini bazılarını ilk gezeceğim ben. Sen de galiba bazılarını ilk Aynen, ben de gezeceksin. bazılarını ilk Bunları gezeceğim. puanlayacağız. Video hemen başladı ama başlamadan önce arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı, kanallarını zaten lütfen abone olun. Büyütüyoruz zaten, abone olmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın. Yorumların hepsine cevap veriyorum arkadaşlar. O yüzden görüşlerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sorun, düşüncen bir şeyin yoksa başlayalım diyorum ben. Çok geçmeden çünkü açık. Bunlar böyle ara öğün gibi bir şey Bunlar ara herhalde. öğün gibi bir şey, evet. Biz bunları kahvaltı olarak yiyoruz. Çok fazla kahvaltı yapmadığımız için bazen böyle bokunu çıkarıp bunları yiyoruz. Aralarında bu arada Türkiye lezzetlerine yakın şeyler de var. Bunun gibi mesela. Bunların hepsini az sonra tadacağız ve hepsini puanlayacağız onun üzerinden. Senin puanların farklı, benim puanlarım farklı olacak tabii ki. En güzeli, en çirkini vesaire. Bakalım nasıl olacak. Zaten açız. Yemek yeme videolarını da beğeniyorsunuz anladığım kadarıyla. Pizza videosu bayağı izlenmiş, beğenilmiş. Bu da onun gibi bir şey olacak büyük ihtimalle. İleride de büyük ihtimalle Polonya abur cuburları videosu çekeceğiz zaten. Çok beklemeden başlayalım. Çok beklemeden başlayalım. Like atın, biz başlıyoruz. Ben de içecekleri koyayım. Bence öncelikle şu birer tane kişi başı aldığımız şeylerden yiyelim. Bu böyle mi açılıyor kanka? Ben bunu çeviriyorum ama. Ben de bilmiyorum ki, ilk defa aldım. Patlamasın. Şöyle bir içini göstermek için dilim yapayım. Zeytinyağını keser misin hocam? Ve kolonya kolası. Kolonya ne amına koyayım? Kolonya kolası. Kolonya kolası. Çok saçma bu. Bu zaten direkt satılırken altında türeç gibi mireç gibi bir şey yazıyor diye hatırlıyorum. Bildiğimiz kıyması falan böyle Türk kültürüne çok benzeyen kıymalı börek gibi bir şey. Hatta kıymalı börek bence. Şekli farklı sadece. Bunu da yedik daha önce ama ben bunu çok beğeniyorum ya. Biraz soğanı fazla. Ama kıymada ben buradayım diyor yani. Evet. Özellikle çok fazla domuz etinin tüketildiği bir ülkede böyle bir güzel bir kıyma bulmak iyi oluyor. Ucuz da bir şey. Bunların fiyatlarının hepsine bakamadık. Karışık aldık. Bu tabaklar artı 3 tane kola. Hadi 3 kola demeyeyim. 2 tane kola, bir tane meyve suyu. 48 dolotaya falan geldi. Börek İçerideki... güzeldi. Böreğe kaç puan veriyorsun? Ha. Ben böreğe 10 üzerinden 8 veriyorum. Kıymalı böreğe Ömer 10 üzerinden 8 verdi. Ben de 10 üzerinden 7 veriyorum. Sıradaki ürünümüzün adı ne? Bunlara isim uyduracağız, ismi olmayanlara. Bunun yerel bir ismi var. Zapiye kanki. Aynen, Zapiye kanka. Kanka mıydı? Mini Zapiye kanka gibi bir şey bu ama. Aynen, mini Normal zapiye Zapiye kanka. kanka biraz daha Ama büyük böyle oluyor. biraz daha büyük oluyor. Biraz daha kahvaltılık versiyonu. Aynen. Yiyelim. Bunu deneyelim. Böyle. Baya güzel. Zaten bunlarla ilgili ayrıca shorts videoları falan çekeriz belki. Neyse yiyelim ya hadi. Ben... Bunun içinde mantar var. Mantar, kaşar, Kaşar. domates gibi. Ben bunu çok beğendim lan. Burada efsane ya. Bu domates salçası sosu bu. Ben buna ya böreğe 7 vermiştim. Böreği bundan daha güzel gördüğüm için Zapiye Kanka'ya 6 veriyorum. Ama 6 güzel yani. Ben böreğe 8 vermiştim. Bana bu nedense börekten daha güzel geldi. Ben 8,5 veriyorum buna ya. Tam böyle 8,5. 8,5'luk bir zapiye kanki. Bildiğimiz sigara böreği. Aynen. Bimlerde, bazı bimlerde var, denk gelmişsinizdir. Bazı bimlerde böyle sabah kukiler, kurabiyeler falan çıkıyor arkadaşlar. O tür bimlerde bu tür börekler de çıkıyor. Burada sadece ıspanaklasından bulabiliyoruz. Peynirli ve patatesli de ben Türkiye'de çok yedim. Baya aynı boyutu falan, hepsi aynı ve patatesli müthiş. Burada bir kere patatesini de buldum, yedim. Ama onun dışında hep ıspanaklı bulabildik. Ispanaklasını deneyeceğiz. Şöyle gösteriyorum. Mantar yedim. Buna nerede, aklıma şey geliyor benim. Türkiye'de Migros'larda bunlardan var, patateslerinden falan, ve böyle kıtır kıtırdı. Hep o anılarım depreşiyor yani. Sen ne hissediyorsun hocam? Benim de Ofos'ta yürüyüş yapıyorduk. Bim'e uğruyorduk. Bim'de hep böyle kurabiye oluyordu işte. Onların yanında bunların patatesi falan da oluyordu. Hep o kurabiyeden alıyorduk. Ve her seferinde ben Ofos'u alma bok gibi güzeldir. O kurabiyelerden yiyorsun diye darlıyordum. Ofos dedi ki oğlum sen eşeğin tekisin. Ön yargılı bir eşeğin teki. Yesen çok beğeneceksin falan diyordu. Sonra o kurabiyeden yemiştim, ben o kurabiyeyi çok beğenmiştim. Ve sürekli ben de almaya başlamıştım o kurabiyeden. Bana bu olayı hatırlattı. Peki sonunda Ofus'un haklı olduğunu kabul ettin mi? Gerçekten çok fazla lezzet konusunda ve insanlar konusunda çok ön yargılıyım. Hala öyleyim. Like atmayanı yargılıyoruz. Like Yapıyorum. atmayanı EKP'li. Midemiz çok dolmadan bunu deneyelim mi? Ben bunları hiç yemedim. Deneyelim ama ben buna ilk önce buna puan vermek istiyorum. Aa, puanlamayı unuttuk. Ben bu sigara böreğine 10 üzerinden 6 veriyorum. Çünkü ya yine güzeldi ama diğer lezzetlere oranladığımda böyle 10 üzerinden 6 veriyorum ben buna. Ben de bu
ıspanaklı sigara böreğine 5 veriyorum 10 üzerinden ama şöyle söyleyeyim. Patatesli olsa 6 veya 7 verirdim. Patateslisini çok beğeniyorum. Ama ıspanaklı olduğu için 5 veriyorum. Patatesliyi de bir kere bulduk daha da bulamadık. Giyilmekten de fazla olmaz. Patladı. Bu neydi kanka? Hiç güzel bir şeye benzemiyor kanka bu. Köri soslu tavuk. İçedin mi sen bundan? Yedim. Güzel miydi? Hı. Arkadaşlar köri soslu hiç sevmem. Hiç köri soslu tavuğu da köri soslu da hiç sevmem. Puanlamak zorundayım diye tadına bakıyorum şu an. Kusmamaya çalışıyorum şu an. Birazcık fazla yersem spazm geçireceğim diye korkuyorum. Yiyeceğim mi bunu, buraya koyayım mı? Ben de koyalım. Azıcık dedim ısırayım, şuradan bir fışkırdı yukarıdan. Midem öyle bir kalktı ki. Köri sosu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Köri soslu, poğaçamsı, iğrenç şeye puanım 0. Ben buna 5.5 veriyorum. Sigara böreğinden daha kötü. En düşük verdiğim bu değil mi? Aynen, en düşük verdiğim bu. Ben 0 veriyorum direkt. Orada kaldı biraz zaten. Mini mini zapya kanka. Mini 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 mini. Mini kare yani, mini çarpı mini. Mimi nini. Mini mini. McMamış. McMamış. Bunun ekmeği böyle biraz daha tam buğday evet. Unundan yapılmış gibi. Ekmeği ve malzemesi biraz farklı. Soğan var. Yapıştır gelsin. Ne olduğu önemli değil, tadı önemli. Biz tada bakarız. Kokusunu beğenmedim. Ben de. Bundaki malzemeleri daha az seviyorum. Diğer Zapia Kankar'daki malzemelere göre. Bir mini pizzayı aldırdım ben de ya. Ben puan vereceğim de. En yüksek 7 verdim şu ana kadar. Onu da bizim Türk kıymalı böreğine verdim. Hı hı. Diğerlerine 6, 5, şuna 0 falan verdim. Ben buna da 6 puan veriyorum. 5 ile 6 arasında ama 6 veriyorum. Çünkü biraz da güzel yani. Bence bu köri soslu'dan daha kötüydü. O yüzden ben 5 veriyorum. Köri soslu'ya 5.5 verdim diye hatırlıyorum. Yine böyle kaşarlı bir şey var. Aa. Ha. Üstten bakınca ben bunu görmedim diyecek. Bunu ben hiç yemedim. Ben de hiç yemedim. İlk gezeceklerimizde çok şüpheleniyorum ya. Vallahi. Çünkü daha önce yediklerimiz güzel arkadaşlar. Yiyoruz arada bir, çok yemesek de arada bir yiyoruz. Ama ilk gezeceklerimde işte bak ön yargılıyım ya. Korku oluşuyor. Yani biz yemediysek bir bildiğimiz vardır diyesim geliyor. Halbuki daha önce hiç yemediğimiz şeyde nasıl bir bildiğimiz olsun. Dalga geldi arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ya kokusundan zaten anlarım direkt. Böyle. Oo bir dakika, bu soğanlı mı? Az önceki kıymalı böreğe benziyor kokusu. Aynen. Ama bunda yoğun bir kıyma kokusu yok. Soğan kokusu daha ağır. Bu ne ya? Ananı sikim, bu ne? Yiyeceğim mi? Gözleriyor muyum diyorsun? Bu arada ben de yemeyeceğim bunu. Biz yemiyorsak bir bildiğimiz vardır arkadaşlar. Çok kötü ya. Bu ne amına koyayım? Yeşil zeytin değil, başka bir köbeşte falan nimet. Ama ne bu? Balık gibi bir şey ya. Balığın çiğ balık gibi içi ama. Vallahi çok kötü. Hiç beğenmedim. Sıfır. Direkt sıfır verdim. Öbürü de çok kötü, bu da çok kötüydü. Bir tane pizzamıza gömelim, ağzımızda dede gelsin ya. Bence sen seç. Sen kaç puan verdin? He doğru. Ben buna 4 veriyorum. Hatta 3 veriyorum. Ömer 3 verdi. Ömer'in en düşük verdiği şey oldu. Yani böyle... Özür dilerim. Bu kanalda böyle şeyler var. Pizza. Mini pizza en sevdiğim işi ya. Vallahi bak, mini pizza. Çok güzel o. Tavuklusu da sucuklusu da çok güzel. Minik pizza abi. Mükemmel. Mükemmel. Benim şampiyonluk adayım şu an bu. Puanlam olarak. Biz hatta gezerken Polonya içi biz bir travel'a çıktık. Her sabah bunlardan yiyorduk yani. Her sabah. İstisnasız. Vallahi ağzımın tadı yerine geldi ya. Ben bunu bitirmeden puanlamamı yapayım. Ben buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Bayağı iyi yani. Ben şu ana kadar yüksek 7 verdim. Ve 7 benim çok beğendiğim bir şeydi. O kıymalı börekti ilk baştaki. Ve ben buna 8 değil 9 veriyorum yani. O kadar beğeniyorum. Next one. Next one is bu. Bu aynen. Bu riski alalım. Bu kötü çıkarsa bence de. Güzelle bu sona kalırsa tehlike yani. Aynen tehlike. Ağzımız tadı tüm gün kötü kalmasın. Bu ne bilmiyoruz. Yemedik hiç. Sen de yemedin galiba. Ben yemedim. Yedin mi sen bunu? Evet. Ekmek lan bu, düz. Evet düz. Üzerine kaşar eklenmiş. Aynı ekmek. Rayona koymuşlar aga. Bildiğiniz şey yani. Harbi kaşarlı ekmek. Patatesli yok değil mi? Sadece kaşar. Kuru ekmek. Kuru ekmek üzerindeki kaşarın tadı geliyor. Evet. Yani ince bir şey olsa güzel olur üzerindeki kaşara da. Çok kalın. Ekmek yeniyor kaşarı.
Şey, bıraksam mı bırakmasam mı diye düşünüyordum. Ben bunu bıraksam da yerim sonradan. Hı, ben de yerim de. Ben o senin bıraktığın söylediği yerim. Bunları biliyoruz artık ve o yüzden buna kaç puan verdin ekmeğe? Ben ekmeğe 6 puan verdim. Ben ekmeğe... Yani böyle ortalamanın... Ortalama. Büyük... Aynen. Aynen. Ortalama bir lezzetim bir tık üzereydi. Yani yenir yani. Şunun yerine bunu yerim. Yani güzel bir ekmek. Ben de 4 puan veriyorum. Çünkü 5 puan verdiğim ve sevdiğim bir şeyler vardı. Ekmek de düz ekmek. Hakkında yemeyelim yani. Kaşar maşar atmışlar ayıp olmasın diye öyle yani. Ayıp olmasın. Bu üçünün artık tatlarını bildiğimiz şeyler ve en az sevdiğimizden en çok sevdiğimizi doğru sıralamaya çalışacağız. Böyle böyle yaparız diye düşünüyorum. Hı hı. Nasıl tanımlayabiliriz? Buna isim koyacak ne koyarız mesela? Nasıl tanımlayabilirsin bunu? Çıtır börek içinde domates soslu diyebiliriz. Salça değil kesinlikle. Domates sos çünkü galiba. Aynen kesinlikle. Sabah 7'de kalktım. Şu an saat 4. 9 saat değil. 9 saat mi olmuş oldu? 9 saat oldu. 9 saat sonra kahvaltı yapıyorum çünkü bize video çekmek için. O yüzden like atın, yorum atın, abone olun. Yorum atın, yorumların hepsini cevaplıyorum. Kanalda yorum cevaplanmamış yorum yok şu anda. Küfrediyorsanız yorum yok olabilir, o anlar ayrı. Ben bu arkadaşa 10 üzerinden 7,5 veriyorum. Çünkü o sade ekmeği biraz daha ince yapıp arasına bu sostan koyarsak bence aynısı olur. Sostan kaynaklı puanımı bu derinliğe arttırdım. Sen ne diyorsun hocam? Yuttum ama nakim gülmekle hepsine. Hadi hadi söyle, yiyeceğiz. Ben 6 puan veriyorum. 6. Hap bak. Hap. Parmağın yok. Abi bu kadar ıskalamazsın ya abi. Ya şunun arasındaki şeye bakın arkadaşlar, farka bakın. Yani Habil Kabil kavga sebebi anlamış. Nimetle oyun oynamayın. Şey sushi oldu. Harbi ha sushi. Ben aslında öyle yapmak istemişim. Aynen aynen. Aynen. Bunu yani sosisi az pişirmeseler, daha çok pişirseler çok güzel olacağına eminim. Bunlar ama sosisi galiba sadece sosa bırakıyorlar, sıcak sosa. Pişirmiyor bile olabilirler. Ki ben bunu duymuşum. Türkler Avrupalılara göre sosu çok fazla şişiriyor. Hep pişiriyor. Avrupalılar çok az pişiriyor diye muhabbeti çok duymuş. Benim buna puanım bence bayağı iyiydi. Ben 8 veriyorum. Ben de 8 veriyorum. 9 vermişim tavuklu pizzaya. Ondan sonra en sevdiğim şey bu sosisi benim. Dışındaki çıtırlık falan harika yani. Ve sosisini gerçekten daha çok pişirseler 10 veya 9 veririm ben buna. Ama 8 veriyorum ben de. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Buna kayıp şey oldu ya. 50 santimlik pizzadan sonra... Arkadaşlar... Değil mi? 5 santim. Polonya... Oha! Oha! Yemin ediyorum ama montaj sancaktır o sesi. Polonya'da ekonomik kriz çıktı. Pizzalar çok pahalı. Polonya'ya gelmeyin arkadaşlar. Polonya köyü çok kötü. Bu da çok güzel. En güzel ürünlerden biri. İlk üçe girecek bence bende zaten. Evet. Ya. Bir tane bir şey yedim. Çok kötü. Kaç tane sucuk var diliminde? %70 bir tane. Bir tane sucuğun %70'i sendeyse. Bende o geri kalan sucuğun %30'u ve artı 3 sucuk daha varsa totalde yüzde kaçı sendedir sucukların? Evet arkadaşlar, basit bir matematik sorusu. Cevabı bilenler yoruma yazsın. Cevabı bulanlar yoruma yazsın. Hamur işi yemekten beynim çalışmalı oldu. Hamur işi yemekten. Yani ben inanmıyorum da. Abi ben bunun sucuğunu hiç sevmiyorum ya. O yüzden ben buna 6 vererek uğurluyorum. Ben buna 9 veriyorum. Tavuklu pizzayla beraber en çok sevdiğim bu benim. Bir de sosisi işte çok güzel. Şuraya fırlattıklarım neyi sevmediklerim. Kusacağım. Ananı sikeyim, kusacağım şimdi. Kusacağım mı cidden? Arkadaşlar bugün Polonya'da bu hamur işi ürünleri tattık, tatlarına baktık. Güzeldi hepsi, beğendim. Hepsi güzel dedi tabii de. Bazıları güzel. Çoğunluğu güzeldi. Evet, güzel bir video olduğunu düşünüyorum ben. İlerleyen günler dediğim gibi Polonya abur cubur videosu çekmeyi düşünüyoruz. Hatta bir de Polonya sokak lezzetleri videosu çekeceğiz. Like atın o. Videoyu arkadaşlar beğenerek, like atarak, yorum atarak. Beğenmek de like atmak aynı şey. Neyse, abone olarak destek olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vaa!